Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. Şimdi sizlerle diyet ürün grubumuza devam ediyoruz. Daha önce muzla hazırlamış olduğum aslında Hindistan cevizli o yulaflı topları portakal ve mandalina suyuyla deneyeceğim. Biraz daha fresh olmasını istiyorum lezzetin. Bunun için gerekli malzemelerimiz. En son kaplanması için Hindistan cevizimiz var. 2 tatlı kaşığı kakaom var. 1 tatlı kaşığı tarçınım var. Biraz fındık çekilmiş şekerli değil bunlar. Normal çekim açıkçası. Tam diyet ürünü olarak görün lütfen. Artı yulaf. Çekilmiş yulafım var. Ve dediğim gibi portakal. Yarım portakalım var. Ve mandalinam var. Bunlarla beraber şöyle lezzetli birer ne diyelim yulaflı toplar yapalım. Öncelikle ben portakalımı da sıkarak suyunu bir almak istiyorum. Çünkü daha önce muzla hazırlamış olduğum bu karışımı şimdi meyve aromalı hani olsun, daha fresh olsun diye o zaman da söylemiştim. Portakal suyuyla mister gibi kokuyor çünkü sulandırabilirim. Zira hani muzun posasından, yumuşaklığından faydalanarak biz bu karışımı yapmıştık daha önce ama ben tercihen biraz daha fresh olmasını istiyorum. Madem diyet yapıyoruz, diyete layık olsun isterim. Şimdi şöyle içindeki posayı da alayım. Aslında bu posayı çocukken bilmiyorum. Anneleriniz hani sıktıktan sonra posasını yemeyi bayılırdık. Bilmiyorum. Aynı fikirde misiniz? Mandalinamızı da aynı şekilde sıkalım. Abartmalık bir durum yok çünkü. Hani limonlu yapabilirsiniz ama zaten tat ekşi olacağı için yani herhangi bir tatlandırıcı kullanmadığımız için belki hani hoşunuza gitmeyebilir. Şimdi şöyle, şimdi portakalın değil ama mandalinanın tortusunu içine atıyorum. Zira koku olarak da kıvam olarak da güzel gelecektir. Şöyle aktarayım bunu yan tarafa. Evet. Şimdi gelelim. Harmanlayacak olduğumuz kabımızı alalım ve işimize devam edelim. Evet. Şöyle derin kaselerim var benim. Öncelikle efendim yulafımızı şöyle döküyoruz. Sonra görmüş olduğunuz üzere fındığımı, çekilmiş fındığımı. Bu size kalmış. Yani menüyü nasıl hazırlamak isterseniz. Artı tarçınım. Kakaom. Hiç şeker kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Ve biraz önce sıkmış olduğum meyve suyum. Şimdi bunların hepsini yardımıyla önce başlayayım, karıştırayım. Bir kıvam almasını sağlıyoruz. Macun kıvamına getirmeye çalışacağız. Evet. Gerçekten kokusu çok güzel geldi birden. Size onu söyleyeyim. Kakaoyu bu sefer biraz daha baskın oluşturmak istedim. Evet. Sanki bir mandalina daha alır gibi düşünüyorum ben. Hemen alayım. Hemen elde sıkmaya çalışacağım. Evet. Hemen hazırlayayım. Çekirdeksiz olduğu için elimdeki ürün şöyle gezdiriyorum. Gerçekten çok da hoş kokuyor şu anda size söyleyeyim. Zaten portakallı şeyleri hani o turunçgilleri ben çok severek kullanıyorum. Her üründe eldivenimi bir değiştireyim müsaadenizle. Evet, şimdi kıvamına geldi. İster istemez bir bütünlük gerekiyor.
O bütünlüğü sağlayacak olan da bir miktar sıvı öğüt. Daha öncekini muzla gerçekleştirmiştik ama onda da hatırlarsanız içerisine ben hemen süt damlatmıştım. Öyle de bir güzelliği olmuştu. Evet, şimdi eldivenleri giyip tekrardan çikolata toplarımızı oluşturmaya çalışalım. Ellerim benim küçük olduğu için maalesef biraz büyük eldiven tercihinde bulunmuşum. O yüzden de elimden kayıyor. Yanlışlık yaptım. Evet, şimdi ürünü alıyoruz. Yuvarlayacağız. Şu şekilde. Zaten hemen tutunuyor gördüğünüz gibi. Hindistan cevizinin içine atıyoruz. Gerçekten enfes lezzetler bunlar. Tam diyet ürünler. Sizlerin zevkle yiyeceğiniz ürünler tahminimce. Özellikle bitter sevenler için ben bu ürünleri veriyorum. Ben bitter ürünlerini çok severim. Gerçekten çok hoş oluyorlar. Zevkle de yerim. Bu şekilde, yani size şöyle söyleyeyim, bir 20-25 tane top çıkarabilirsiniz. Evet, irili ufaklı yapmanızda bir sakınca yok. Sonuçta fabrikasyon değil tip ürünler. Bir de sizlerle kuru meyvelerle hazırlanmış bir cookie yapalım istiyorum. Kurabiyeler yapalım. Yulafla ve atıştırmalık oluyor bunlar. Tam diyet ürünler aslında. Ve tercihen çok da yeniliyor. Bütün hepsini tamamlamadan önce size Hindistan cevizinde nasıl bir görüntüye sahip olduklarını karıştırıldığında göstermek istiyorum. Hemen gelelim. Evet, eldivenimi alıyorum şöyle. Bakın, hiç el değmeden şöyle toplarımızı çeviriyoruz. İşte bu kadar. Nasıl? Eğlenceli değil mi? Evet, lezzet toplarınız karşınızda ve gerçekten kokusu da çok güzel. Yapınca anlayacaksınız. Çay saatlerinde kahvenin yanında mis gibi lezzeti hazırlamış oldunuz. Afiyet şeker olsun. Görüşmek üzere.